Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal haberlerimizi görüş onlarının kızgın karşılığımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan kün tertiptiki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kanalımızda dikkatler ekranımızı bozsun. Amerika'daki her kaysi saha birleşmeleri Uygur meselesi hakkında ifade bildirdi. Amerika Avazı'nın 23. Mart'taki haberde bildirilişe, Amerika'daki kiyim-keçek, parçistetiş Katarlık her kaysi saha birleşmeleri bayanat ilan kılıp, Şarkı Türkistan meselesine halkaralık muameli kılışını kollaydıgallıkını bildirgen. Haberde kayıt kılınışça, Amerika kiyim-keçek cemiyeti, Amerika ayak setiş sodigarları ve parçistet kuçular cemiyeti, Memleketlik parçistetiş birleşmesi, parçistetiş kesbi rehberleri cemiyeti ve Amerika modi kiyim-keçek cemiyeti Katarlık teşkilat ve cemiyetler, Düşenbe günü birleşme bayanat ilan kılgan. Bayanatta ularının Uygurlar uçurgan depsendikiliki hatimi beriş üçün elan kılıngan halkaralık hareketini kollaydıgallıqı, heçkandak bir devlet yaki cezalaş usulünün Xtay'nın Uygurlarga icra kılıvatkan ziyankeşlik kılış kılmışını tohtat kılıp olmaydıgallıqını tunup yetkeliki. Barlıq menpeatdarlar növetteki irki kırgınçılıkını ahırlaştırışta aktif rol oynayışı gerektiki, soda sanatçılar cemiyeti yıkınkı işki yılda mecburi emgeki karıştırgallıqı. Her kaysi saha cemiyetleri yana Amerika hükümeti ve parlamenti bilen devamlık hemkarlaşıp, mecburi emgekini birtaraf kılıçtaki icra kılığılı bulduğun ünümlük stratejini yolu koyup, Şarkı Türkistan'daki mecburi emgek ve onunla münasebetlik meselelerini hal kılıç kararı kelgerlikle bildirilgen. Avrupa parlamenti Xitay-Avrupa meblağ siliş kilişimi yığınını vaxtınca bekar kıldı. Amerika Avazı'nın 23. Mart'taki haberde bildirilişçe, Avrupa Parlamenti Xitay'nın Avrupa Parlament azalarına ceza yürgüzüşüge narazılık bildirip, Xitay-Avrupa meblağ siliş kilişimi muhakimi yığınını vaxtınca bekar kılgan. 22. Mart, Avrupa İttifakı Amerika, Angliya ve Kanada bilen maslaşıp, Uygurlarının kişilik hukukunu depsende kılgan dep bekitligen Xitay emeldarlarına ceza yürgüzüşüge ilan kılgan. Xitay dairleri bununla karşı inkas kaytırıp, Avrupa Parlamenti'nin birkaç azası ve Avrupa'daki bir kısım danlık akıl amberi ve alımlarını öz işe alan 10 şahıs ve 4 oranını cezalaydıgallıkını ilan kılgan. Avrupa İttifakı ve Avrupa Parlamenti'nin rehberleri Xitay'nın cezası kovuşturgan parlament azalarını kollab, Xitay'a karşı Xitay-Avrupa meblağ siliş kilişimi muhakimi yığınını vaxtınca bekar kılgan. Avrupa Parlamenti Xalqara Sodi Komitetinin muavin reisi Winkler Giyula Düşenbe İlhat arqalıq bugün Avrupa Xitay münasibetinin en yeni terakkiyatını közü tutup, bulupmu Xitay elan kılgan kubul kılgısız ceza sebeplik, Seyşembe ötküzülmekçi bolgan Xitay-Avrupa meblağ siliş kilişimiga alaqadar muhakeme yığınını emelden kaldırışını karar kıldıq degen. Avrupa Parlamenti'nin reisi David Sassoli Düşenbe İctimai Taratkularda bayanat ilan kılıp, Xitay'nın cezası kovuşturgan Avrupa Parlamenti azaları ve organlarını kollaydıgallıkını tekitligen. Fransiyalik Avrupa Parlamenti'nin azası Rafael Glucksmann Xitay'nın ceza tizimlikide bar bulup, o Twitter hesabıda men ve ailem Xitay'nın ceza tizimlikige kirgizulduk. Men Xitay'a kirelmeydigan, Xitay emeldarları ya ki şirketleri bilen alaqı kılalmaydigan buldum. Bularının hemisi Uygurlar ve kişilik hukuk için söz kılgallıkımdan buldu. Xitay'nın cezası men üçün şerep midali. Xitay'a bulgan karşılıklı devamlaştırmayan degen. Məlum buluşça, bultur 13. ayda Xitay uzundun buyan hal kılınmay kelgen bir qatar muhim sahalarda tuyuqsız Avrupa İttifakı'a zor derecede yol koygan bulup, şu sebeplik Xitay bilen Avrupa İttifakı prinsip cahitin umumyüzlük meblağ siliş kilişimi hasıl kılgan. Bir kısım analizciler Xitay'nın bu halkalık peyitte Avrupa Parlament azalarına ilan kılgan cezasının emiliyette özünün putuğu özü paltı çapkan bilen beraber bulgallıkını bildirişmekte. Amerika Angliya Xitay'nın yolsuz soda kılmışlarına karşı hemkarlık ornatı. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe Amerika Soda Vekili Catherine Tai Düşenbe Angliya Xalqara Soda Veziri Liz Truss bilen tor yığını ötküzgen bulup, Trump hükümeti devredeki erkin soda sökbitiga alaqadar meselelerini müzakir kılgan. Hem de Xitay'nın yolsuz soda kılmışını birlikte hal kılıçta birdeklik hasıl kılgan. Amerika Soda Vekili Şanısı bu axtı bayanat ilan kılıp, mezkur sökbeti iki tarafının Xitay'nın adaletsiz soda kılış adetini bir taraf kılış meselesi de, şundaklı mecburi emgek meselesini hal kılış ve emgekçilerini merkez kılgan soda siyasetini kollaş katarlık meselelerde hemkarlaşıkı koşulgallıkını bildirgen. Angliya tarafının bayanatı da bildirilişe, Angliya bilen Amerika 7 devlet korohi ve Dünya Soda Teşkilatı bilen hemkarlaşıp, öz ara köğün bildiğen meselelerini cümleden mecburi emgek katarlık iğir meselelerini hal kılışını karar kılgan. Angliya Xitay'nın Şarkı Türkistan'da Uygur ve başka milletlerge kemistiş ve bastırış kılmışlarını bundan burun köp kıtım ayıplıgan bulup,
Amerika hükümeti Şarkı Türkistan'daki bastırış hareketine mesul bir kısım Xitay emeldarlarına ceza yürgüzgen. Şundaqla Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki zavod karxanları işlep çıkarğan barlıq paxta ve pomidor mahsulatlarının Amerika'ya girişini çekilgen. Xitay Şarkı Türkistan'daki energiyanı bulantalan kılışını küçü etmekte. Xitay bu yıl kış peslede Şarkı Türkistan'ın tabii gaz ve yeni elektr energiyesini Şarkı'daki Xitay ülke şehirlerine yetkeşte yeni rekord yaratkan. Küzetkücülerinin bildirişçe bu Xitay'nın energiyada Şarkı Türkistan'a bolgan tayinişi texımı küçü vatkallıqını körüstüdükken. Şinhua Toru'nun 21 Mart bergen haberden karganda Xitay'nın Xitay Neft Şirketi'ki karşılık tarım neftlikke ötken yılı 11 aydın bu yıl 3. aygıcı bolgan kış peslede Xitay'nın şarkıdaki 15 ölke 120 şehirini 12 milyard 760 milyon kub metr gaz bilen temelligen. Bu yukarıki ölkü ve şehirlerdeki 200 milyon ahale ve 3000'dek zavutunu öz içine aldıken. Şinhua Toru'nun haberde bu mezgil içinde tabii gaz bilen temelleşinin aldıngı yıldakiden 1 milyard 236 milyon kub metr artkallıqı tarım neftlikinin her günü 90 milyon kub metreden artık gaz işlep çıkarğanlığını bildirgen. Oxşaş bir vaqtda yana şamal ve kuyaş energiyesi işlep çıkarılgan yeni elektr energiyesini yötke salmaqımı artkan. Şinhua Toru'nun bildirişçe yıkınkı 10 yılda cemi 100 milyard kilovat saatten artık tok 4 liniye arkalık Xitay'nın şarkıdaki 20'dek ölkü şehirge yollanğan. Məlum buluşça Xitay'a ötken yıl 1 yıl içinde yollanğan yeni elektr energiyesi 267 milyard 600 milyon kilovat saatki yetken. Bırak yeni energiya Xitay'a yollanğan umumi elektr tokenin az kısmını təşkil kılgan bulup, kömür elektr energiyesi yenili asasi salmaqını ilgiligen. Xitay Energiya Ministerliği texi bu yılının başları Şarkı Türkistan'da yana 6 kömür elektr stansı kuruşunu təsdiqlığan. Küzetkücülerinin bildirişçe Xitay Uyghurlarga irqi qırğınçılıq yürgüzüp, xalqaradi imbargoğu fışıravatkan bu rayonda kömür elektr stansıları iğir muhit meselesi payda kılmaq deyken. Avustralya ve Yeni Zelandiya Uyghurlarının vaziyetinden qattıq endişi qılıvatkanlığını bildirdi. Avustralya bilen Yeni Zelandiya hükümetleri 23 Mart Birleşme Bayanatı elan kılıp, Uyghurlarının vaziyetinden qattıq endişi qılıvatkanlığı Yevropa İttifakı, Angliya, Kanada ve Amerika'nın Xitay Kompartiyasının Şarkı Türkistan'daki emeldarlarına yürgüzgen cazalaş tedbirlerini kollaydıqanlığını bildirgen. Bayanatta Avustralya ve Yeni Zelandiya hükümetlerinin bugün Şarkı Türkistan'da Uyghur ve başka yerlik milletlerine kartılığan iğir kişilik hukuk defsendikliğine ait künsiri köpeyvatkan işençilik dokudatlardan qattıq endişi qılıvatkanlığı tekitlengen. Bu yazım bayanat Avustralya Taşkı İşler ve Saudi Ministeri Marisa Payne bilen Yeni Zelandiya Taşkı İşler Ministeri Nanai Mahuta'nın namide ilan kılıngan. Bayanat yana Uyghurlarga kartılgan iğir kişilik hukuk defsendikliğine ait eniq delillerinin barlıqı eskertilip, Avustralya bilen Yeni Zelandiya, Kanada, Avrupa İttifakı, Angliya ve Amerika'nın tünügün keçide ilan kılıngan embargo tedbirlerini karşı alıdı. Biz bu devletlerinin cümleden bütün Avustralya ve Yeni Zelandiya cemaatlerde mevcut bulgan bu çunkur endişelerge ortaklaşımız değilgen. Avustralya ve Yeni Zelandiya hükümetlerinin bayanatı Avustralya Parlamentinin Avam Palatası 22 Mart Uyghurlar hakkıdaki bir karar teklif layısı münazir kılınğanının arkası dille ilan kılındı. Bu teklif layısını Liberallar Partisi'nin bulgan Avam Palata azası Kevin Andrews bilen İşçiler Partisi'nin bulgan Avam Palata azası Chris Hayes sunğan bulup, onun da Avustralya hükümetinin BDT'ye Şarkı Türkistan'da tekşürüş elip beriş toğırsızı besim işiltişi, zamanıvi kulluk ve teminat zancırlardaki mecburi emgeke karşı tedbirlerini elişi talep kılıngan. Angliya Parlamenti Sodu Kanunu'nun irki kırgıncılık layısını azıraq pariq bilen yeni tosup koydu. Angliya Parlamenti'nin Avam Palatası 23 Mart avaz berip, Sodu Kanunu'na irki kırgıncılık maddesini kirgüdüş toğırsızdaki kanun tüzüş layısını azıraq pariq bilen yeni tosup koygan. Bu Uyghurlarının Angliya Ali Sotu'a Xitay'nın irki kırgıncılığı üstüden arız kılışının yolunu açıdığan Mezkur Kanun'u tüzüş kirgüdüş layısının 3. kıtım avazı koyuluşudur. Mälum buluşça kanun tüzüş layısı Avam Palatası'da 300 avazının kollışı, 318 avazının karıştırışı bilen tosup koyulgan. Mezkur lahiya Avam Palatası'da ötken aydımı intayın az pariq bilen red kılınğan idi. Bu kıtım kanun layısı Angliya hükümeti Avrupa İttifakı Kanada Amerika bilen birli vaqtta Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki 4 nöper emeldarı'a embargo koyganlıqını elan kılgan bir vaqtta avazı koyulgan. 22 Mart kanungu tüzüş kirgütüş layısı avazı koyuluşunun aldı da
Angliya tashqi ishlar ministri Dominik Rab avom palatasida so'z qilib, xalqaro jamiyat uyg'urlarning kishilik huquqining dafsandi qilinish masalasida boshqa tarafga qarshi bo'lmaydi degan. Biroq yig'inda ishchilar partiyasining kandidat tashqi ishlar ministri parlament a'zosi Lisa Nandi Dominik Rabni tanqidlab, hukumatning embargo qarori Rab aytgandek Xitoyga signal berish emas. Belki onun partisinin bulgan parlament azalarına kanungu tüzüş kirgütüş layısını kollamastıkı üçün berilgen signal ikerlikini tähkidigen. O Dominik Rabni destur namalardaki barlıq hililerini işkiselip şiltiş bilen ayıpligen. Mezkur lahiye hakimiyet beşidiki helikop konservatı parlament azalarının mu kollaşığı erişken idi. Avrupa elleri Xitay baş elçilerini ciddi çakırıp narazılık bildirdi. Fransiya xalqaro radiosining 23 martdagi xabarida bildirilishicha, Yevropa elleri Xitoyning Yevropada turishliq bosh elchilarini jiddiy chaqirib norozilik bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha, Germaniya muavin tashqi ishlar ministri Berger Xitoyning Berlinda turishliq bosh elchisi Wu Kenni jiddiy chaqirib, Xitoyning Yevropa ittifoqining Xitoy amaldorlariga e'lon qilgan jazosiga qarshi Yevropa ittifoqi va davlat halqagan 10 parlament a'zosiga, shundaqla Yevropa parlamentining kishilik huquq organi va Yevropa ittifoqidagi tadqiqot organlariga jazo yurgizish qilinishiga norozilik bildirgan. Bildirilishicha, Germaniya diplomatlari Xitoy e'lon qilgan jazoni Xitoyning Yevropa ittifoqi bilan bo'lgan munosabatida hech qanday ahamiyati yo'q deb tanqid qilgan. Hamda Xitoydan Yevropa ittifoqiga qarshi o'ch olish harakatini darhol bekor qilishni talab qilgan. Undan boshqa Fransiya, Belgiya, Daniya, Gollandiya qatorliq davlatlar Xitoy bosh elchilarini chaqirib, Xitoyning Yevropa ittifoqiga qarshi e'lon qilgan 3 elish qilinishiga norozilik bildirgan. Markaziy axborot agentligining xabarida bildirilishicha, Yevropa ittifoqiga qarshi jazo e'lon qilingandan keyin, Xitoyning muavin tashqi ishlar ministri Chen Gang Angliyaning Xitoyda turishliq bosh elchisi Caroline Wilsonni chaqirib, Angliyaning Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq masalasi sababidan Xitoy amaldorlarini jazolaganligini ayiblagan. U yana tahdid selib, Angliya tarafining xatoligiga muvofiq javob qaytarganligini bildirgan. G'arbning embargosidan keyin Xitoyning payjeki tushib ketdi. G'arb davlatlarining 22 mart Sharqiy Turkistondagi Xitoy amaldorlariga jazo tadbirlarini e'lon qilishi bilan Xitoyning payjeki va xalq pulining kursi tushib ketgan. Reuters agentligining bildirishicha, G'arbning jazosi mablag' solg'uvchilarning qiziqishini azaytgan. Shuningdek, siyosiy andishi bozorga bo'lgan besimni kuchaytirib etgan. 22 mart kuni Xitoy payjeki bozorining ko'k o'zak ko'rsatkichi 1% tushib 5900.25 nuqta. Shanghai birlashma ko'rsatkichi 0.9% tushib 3411.51 nuqta tövelligan. 22 mart kuni Xitoy payjeki bozori ochilishining oldida Yevropa ittifoqi, Angliya, Kanada, Amerika qatorliq davlatlar Xitoyning Sharqiy Turkistondagi 4 nafar amaldoriga ularning rayondagi kishilik huquq dafsandichiligi yoki irqiy qirg'inchilikda o'ynagan roli sababli embargo qo'ygan edi. Reuters agentligining 23 martdagi xabarida aytilishicha, analizchilar Xitoy payjekining tushib ketishi embargoga munosabatlik ekanligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, chat al mablag' solg'uvchilari dushanba kuni Xitoy va Hong Kong aksiya bozorida 5 milliard 100 million dollar A darajalik payjekini sotib etib, payjekining tushib ketishiga turtki bo'lgan. 22 mart yana Xitoy puli yuanning kursi tushib ketgan. 22 mart Xitoy pulining kursi 1 dollar 5 yuan 75 pundan boshlanib, shu kuni tushda 6 yuan 50 pundan oshgan. Xitoy bankisi o'simni turaqlashtirib, yuanning kursini saqlab qolishga tirishgan bo'lsa-mu, biroq bu ishqi yaramagan. Reuters agentligining bildirishicha, analizchilar yuanning kursining tushib ketishiga mu embargo ta'sir qilganligini bildirgan. Chavusho'g'lu Amerika tashqi ishlar ministri bilan ko'rishdi. Turkiya Jumhuriyeti tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'lu Belgiyaning poytaxti Bryusselda Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan bir yerga jam bo'ldi. Mavlud Chavusho'g'lu Shimoliy Atlantik Aktiv tashkilotining Belgiyaning poytaxti Bryusseldagi qarorgohida Amerika tashqi ishlar ministri Blinken bilan ko'rishdi. Shimoliy Atlantik Aktiv tashkiloti tashqi ishlar ministrlari yig'ini uchun Belgiyaning poytaxti Bryusselda ziyoratda bo'layotgan ikki minister Blinken vazifaga o'tirgandan buyon tunji qitim yuz turani ko'rishdi. Chavusho'g'lu bilan Blinken ilgari 15 fevral kuni telefonda ko'rishgan bo'lib, telefon suhbatida ikki taraf munosabatlardan sirt yana rayonlik o'zgarishlar, Fatullohchi terrorlik tashkiloti, Bo'lguncha terrorlik tashkiloti PKK, PYD qatorliq terrorlik tashkilotlariga qarshi kurash
Rusya'dan setip alınan S-400 başkurulduğun bomba müdafiye sistemleri Suriye ve Şarkı Akdeniz meselelerini çördüğün halda öz ara fikir almıştırgan idi. Yeni bir taraftan Antony Blinken, NATO'nun Brüssel'deki baş merkezide başkatıp Stoltenberg bilen ortak ahbarat ilan kılışığını ötküzdü. Antony Blinken, Amerika NATO ittifaktaşlarına asas kılgan halda şiriklik münasebetlerini kaydedin bina kılışını halaydı. Burunkuğu okşaş, bugünkü tehditlerimi küçülük ve tesiri küçülük bolganlığı üçün teşkilatını kaydedin canlandırışını halaymaz dedi. O, Amerika ve NATO'nun Türkiye bilen bulgan münasebetleri üstüde toxtalganda, Türkiye uzun ötmüşümüz bulgan ve biz ehmiyet berip gelgen ittifaktaşımız. Türkiye'nin NATO'u bulgan sadıklıkının devamlaşışı hemmizge paydalıq. Amerika ve NATO Türkiye'ni özüge yakın tutuşunu halaydı, dedi. Arakalık Müslüman panahlanğıçlar turuşluk Bengal'deki lagırda gayet zor ot apeti yüz verdi. Bengal'da Arakalık Müslüman panahlanğıçlar turuşluk lagırda yüz bergen ot apeti de kemdigende 28 kişi kaza kılıp 40'tan artık kişi yaralandı. Birma Kişilik Hukuk Toru'nun icraiye direktörü Kia Win Anadolu agentliği bergen bayanatı da lagırdaki ot apeti de tahminen 15 man panahlanış öyünün yokalgallıkını kemdigende 28 kişi kaza kılıp 40 neci kişinin yaralanğallıkını etti. Birleşken Devletle Teşkilatı Panahlanğıçlar Komiserliği Bengal Vekili Johannes Van der Klaau tünügün ilan kılgan bayanatı da Kokus Pazardaki Balu Hali Lagırda yüz bergen ot apetiden kiyin 200 kişiden haber alalmayvatkanlığını bildirgen idi. Johannes Van der Klaau Halkara Köçmenler Teşkilatı bilen ottin kiyinki kutkuduş hizmetlerini maslaştırdığanlığını ve bu hizmetlerde en aciz ekvaldaki ayollar ve ballarını aldınkı orunga koyganlığını bildirgen idi. Bu jarayonda Bengal dairelerinin ot apeti sebebini tekşürüşke başlığanlığı bildirildi. BDT'nin dokulatığa asaslanğanda 2017 yılı Augustinkin Arakan'daki zulüm ve ziyankeşlikten kaçıp Bengal'ı kelgelerinin sani 900 mıngı yetken. Kökay İnsani Yardım Cemiyeti yeni bir türküm yardım pulu tarqatı. Türkiye'de faaliyet kılıbatkan Kökay İnsani Yardım Cemiyeti 23 Mart yardımge ihtiyaclık kişilerge nakpul tarqıtıp berdi. Kökay Cemiyeti bu kıtım yardımge ihtiyacı bar ailelerine etraplık eniklap çıkıp 320 bin lira nakpulunu davalaş hıracıdaki çıkın almağan 41 ailege 2 bin liradın, yaşınıp emgek iktidarıdan kalan 50 ailege 1200 liradın, 109 tul ailege 150 liradın, yardımge ciddi ihtiyaclık 15 ailege 1000 liradın tarqıtıp bergen. Cemiyet mesullarının bildirişçe bu kıtım tarqıtılgan yardımda karıgıçısı yok ya ki iqtisadi ehvali naçar kesel kişiler, kıyınçılıkı bolgan tul ayallar ve yaşınıp işleş iqtidarıdan kalgan aileler asas kılıngan. Kökay İnsani Yardım Cemiyeti kurulgandan beri Türkiye'deki yardımge ihtiyaclık Şarkı Türkistan halkı üçün mahsus hizmet kılıp gelmekte. Şunun bilen birge Türkiye'deki ve halkaradaki insani yardım teşkilatları ve vakıflar bilen zic hemkarlaşıp, ictimai yardım menbesini tihimu kena etmekte. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi Turkiyadagi Sharq Turkiston xalqini namoyishga chaqirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yining Turkiya ziyorati munosabati bilan 25 mart Turkiyaning Istanbul va Anqara shahridan namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazilgan bo'lib, mazkur faoliyatlar Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligining tashkillashi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi Sharq Turkiston vaqfi, Sharq Turkiston yoshlar jamiyati Isa Yusuf Alibtekin vaqfi, Uyg'ur akademiyasi qatorliq tashkilotlarning hamkorligi bilan o'rinlashtirilgan. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi mazkur namoyish haqida Turkiyadagi Sharq Turkiston xalqiga chaqiriq e'lon qilgan bo'lib, chaqiriqda munolar bildirildi. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yining Turkiya ziyorati munosabati bilan Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda ijro qilayotgan dini bostirish, irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlarga qarshi Istanbulda umumiyuzlik namoyish o'rinlashtirildi. Bu qatimliq namoyish intayin muhim bo'lib, barliq Sharq Turkiston xalqini namoyishga umumiyuzlik qatnashishga chaqiramiz. Faaliyet jarayonida maska taqış, ijtimoiy aralıq saqlash qatarliq Xitoy virusiga qarshi tadbirlarga rioya qilishini umid qilamiz. Bulardan sirt Anqarada axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazilgan bo'lib, yig'inga faqat taklif qilingan tashkilotlarning vakillari va taratqu organlari qatnashadi. Bu qitimliq namoyish 25 mart soat 10 da Istanbuldagi Bayozit maydonida o'tkazildi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunaqa qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırırız. Şunlarla programı akırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edin. Selamun aleyküm ve rahmetullah.